Şimdi ben biyolog olduğum için asıl itibariyle meseleye biraz diğer canlılarla ilişkimiz ve bizim işte onlardan farkımız açısından bakmayı seviyorum. Şimdi biyolojik donanım olarak diğer canlılarla hemen hemen aynıyız. Beynimizin yapısının bir farkı yok. Hatta burada yanımda mesela hayvanlara çok deney yapan bir arkadaşım var. Hayvanlarla o kadar fazla deney yapmamızın sebebi onların vücutlarında etki yapan maddelerin bizim vücudumuza da benzer etkiler yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla onları deney modeli olarak kullanıyoruz. Bizim farkımız ne diye baktığımız zaman çok karmaşık bir merkezi sinir sistemimiz var. Beynimizin ön kısmı özellikle çok fazla gelişmiş. Yapısal olarak diğerlerinden çok fazla bir farkımız yok dediğim gibi. Sadece oranlar biraz farklı. Mesela beynin şu alnımızın altında kalan işte ön beyin dediğimiz bölümü bizde yaklaşık beynin %40'ı kadar bir miktarını oluşturuyor. Ama hani bizden sonra en zeki bile en iyi problem çözen canlılar hangisi diye bakarsanız işte şempanzeler var mesela. Onlar da beynin %20-25'i civarında bir kısım ön beyinden oluşuyor. Ve bu ön beyin ne yapıyor diye baktığınız zaman biz işte ön beynine hasar verilmiş ya da bir şekilde kaza sonucu ön beyni hasar görmüş insanlarda ön beyin önemini önce anlamaya başladık. Sonra bu işlevsel beyin görüntüleme falan yöntemleri çıktıkça yani insanları kesip biçmeden beyinlerin hangi bölgesi ne iş yapıyor diye anlamaya başladığımızda fark ettik ki hakikaten işte adına kültür dediğimiz ne varsa insanlık anlamında ürettiğimiz, şempanzenin yapamayıp da bizim yaptığımız ne varsa temelde beynin bu ön kısmı ile ilgili. Şimdi bu ön kısımdan ibarettir demek aslında hiçbir şeyi açıklamıyor. Çünkü orada birkaç milyar tane sinir hücresi var. Bunlar birbirlerine bağlanıyorlar. Tamam çok gelişmiş falan ama bu et beyinden nasıl oluyor da bu düşünce zuhur ediyor? Nasıl efendim biz akıl, fikir, duygular, hayal dünyası ortaya çıkıyor? Bu mesele sinir biliminin henüz daha kıyılarına ulaşamadığı bir konu. Çünkü sinir bilimi biraz materyal olarak beyni inceliyor ama beynin bu işlevsel özellikleri biraz o yapıdan zuhur ettiğini düşünmemize rağmen o yapı bilgimizi aşıyor bizim. Yani açıklamakta biraz zorlanıyoruz. O nedenle bu alan çok cross disipliner dediğimiz, çok disiplin ilgilendiren bir alan. Mesela felsefenin, fiziğin, işte biyolojinin, tıbbın bu konuda söyleyebileceği çok fazla şey var. Biz hala mesela sadece bir sinir bilimci olarak güzel bir anekdot var işte. John Eccles iki kez bu beyin araştırmaları konusunda Nobel almış, Sir unvanlı bir İngiliz araştırmacı. Ona soruyorlar mesela hafıza ile ilgili bir sorunumuz vardır bizim. Hafızanın nerede depolandığı tartışması var. Ona da soruyorlar yani bizim hafızamız nerede? O diyor ki muhtemelen dışarıda bir yerde. Çünkü çok fazla delip deşiyorlar beyni. Mesela %80'ini hasar veriyorsunuz. Hayvanların öğrendikleri kaybolmayabiliyor. %80 derken %20'si de hayvanın hayatta kalması için lazım yani. Onu da bırakıyorsunuz mecburen. Dolayısıyla en basit mesela geçmişimizi hatırladığımız hafıza gibi bir şeyi bile nereye depoladığımızı henüz anlayamadık. Şöyle bir şey var. Maddesel organizasyon anlamında karşımızdaki o beyin dediğimiz şey evrendeki en kompleks şey. Bir de şu anda sinir bilim yapan da beynin kendisi. Şimdi bu şu açıdan önemlidir. Biyolojik kurallara bağlı olarak çalışan bir organın ürettiği düşünce, duygu, bilimsel yöntem gibi şeylerle o organın kendisini anlamaya çalışmanız zaten kuyruğunu ısıran yılan misali felsefi bir problemdir aslına Çok güzel. bakarsanız. Yani nasıl anlayacak kendi kendini gibi bir ikilemin içerisinde yuvarlanıyoruz. Ama bu meslekte ekmek bitmez. Ben özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Bu meseleler öyle bugünden yarına çözülecek. Bir televizyon programında yayılacak meseleler değil. Çok beyine ihtiyacımız var beyni anlamak için.